Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Esin'le birlikte size kuartz grubu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kristaller çok büyük şifa kaynaklarıdır. Aslında doğada var olan her şey hem canlıdır, hem enerjiyi ayarlar. Zaten canlılık enerjinin var olduğunu gösterir. Dolayısıyla da tamamlayıcı tıp olarak kristalleri doktorlarımızın önermiş olduğu tedavilerin yanı sıra kullanarak enerjimizi yükseltmek, bağışıklık sistemimizi yükseltmek ve maruz kaldığımız hastalıklara veya herhangi bir olayı daha rahat atlatmamız, daha kısa sürede atlatmamız için kullanabileceğimiz bir enstrüman olarak görmekteyim. Bunların içinde insanlara insanların enerjilerine en yakın olan grubu kuartz grubudur. Kuartz ne demek? Silisyum dioksitten oluşan taş grubuna biz kuartz adı veriyoruz. Litoterapinin en temel, litoterapi şu demektir, ayrıca bunu izah edeyim. Lito Yunanca bir sözcüktür ve taş anlamına gelir. Terapi de sağaltım olarak kullanılmaktadır. Litoterapi taşlarla sağaltım şeklinde tercüme edilebilir. Bizler de kendimizi kötü hissettiğimizde bazı taşları hayatımıza sokarak bir an önce bulunduğumuz, maruz kaldığımız olumsuzluklardan kurtulmak için kullanabiliriz. Bunların içinde en güçlüleri, hani Athos, Porthos, Aramis ve D'Artagnan, dört büyük silahşörler. Bunların içinde en önemlileri tabii ki en başta kuartz kristalini göstermek istiyorum. Kuartz kristali kristallerin içinde en güçlüsüdür. Amplifikasyon özelliği var, yani genişletme, büyütme özelliği var. Hangi taşla birlikte kullanırsanız o taşın enerjisini genişletir, büyütür. Radyasyonu emme, bütün negatifleri emme özelliğine sahiptir. Ve gökkuşağının tüm renklerini içinde barındırdığı için tüm taşların yerine kullanılabilecek önemli bir şifa taşıdır. Nerede bir olumsuzluk, nerede bir hastalık, nerede bir üzüntü varsa kuartz kristali ile bunu şifalandırma yoluna gidebilirsiniz. Tüm çakralara, çakralar biliyorsunuz bizim bedenimizde var olan spiritüel merkezlerdir. Tanrı'dan yayılan ilahi nur, buna doğuda prana, chi veya ki deniyor. İlahi nurun akışta oluşmasını engelleyen, olumsuz duygu ve düşüncelerden oluşan bazı blokajları bu vortex denilen çakralarda tıkanıklık yarattığı zaman bu tıkanıklıkların açılmasına ve zihnin daha rahat, daha geniş bir bilince sahip olabilmek için kuartz kristallerinden faydalanmak mümkündür. En önemli özelliği dediğim gibi amplifikasyon özelliğidir ve radyasyonu emme, olumsuzlukları emme. Dolayısıyla vücutta hastalıkları ve olumsuzlukları yaratan bütün negatif frekansları dönüştüren en önemli taşlardan bir tanesidir. Kuartz grubunun en önemli taşıdır. Burada gördüğünüz birçok kristal görüyorsunuz. Yani bu kütlenin üstünde birçok kristal görüyorsunuz. Bu kristallerin her biri bir bilinçtir. Dolayısıyla aileniz için böyle bir kristal aldığınız zaman her birini, her bir fert, ailenizin bir ferdi hangi amaca yönelik kullanmak istiyorsanız bunu rahatlıkla programlayabilirsiniz. Şimdi ben taşları tanıttıktan sonra Esin'den rica edeceğim bu programlamayı size öğretsin ve evinize taş aldığınız zaman programlamayı lütfen kendiniz yapın. Başkasına yaptırtmayın. Başkasının enerjisi daha iyi, bu konuyu daha iyi biliyor diye siz yapın demeyin. Hepinizin içinde bir biyolojik enerji var. Bunu açığa çıkararak kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi fark etme yoluna gidin lütfen. Bunu sadece nasıl yapacağınızı öğrendikten sonra siz bunu programlama yoluna gidebilirsiniz. İşte filanca hocanın enerjisi daha iyi veya Tuna Hanım sizin enerjiniz daha iyidir diye yola çıkmayın. Herkesin kendi biyolojik enerjisi vardır. Onu kullanmayı lütfen hayatınıza geçirmeye çalışın.
Kristal kuarstan sonra ametisti tanıtmak istiyorum. Ametisti zaten birçoğunuz çok seviyorsunuz. Morun vermiş olduğu o ışıltılı renk cazibesi hepimizi çeken bir aydınlanma taşı olarak kabul edilir. 6. ve 7. çakra yani üst boyut çakra, sezgisel ve aydınlanma çakralarımıza çok güzel bir enerji verir. Oralarıyla rezonansa giren bir taştır. Depresyonu rahatlıkla atlatmanıza yardımcı olan bir taştır. Kristal haliyle yani bu haliyle yatak odanızda lütfen kullanmayın. Ancak tamburlanmış bir ametisti kullanabilirsiniz. Çünkü enerjisi daha yumuşatılmış bir taştır tamburlanmış olduğu zaman. Ama kristal haliyle kullandığınız zaman ay enerjisiyle doldukları için geceliğin uyuyacağınıza uyanma yoluna götürür sizi. Ama tamburlanmış olarak kullandığınızda yastığınızın altında kaliteli bir uykuya geçme imkanınız olur. Dediğim gibi sizi rahatlatan, zihinsel bir simyaya maruz kalmanıza yardımcı olan gerçek bir şifa ve gerçek bir dönüşüm taşıdır ametist. Hepinizin bu taşa çekildiğinizi, daha doğrusu çoğunuzun çekildiğini biliyorum gelen bilgilerden. Böyle bir taşı salonunuzda veya girişinize koyduğunuz zaman bütün olumsuzlukları toplayan bir taş halinde kullanabilirsiniz. Bir diğer üçüncü taş, kuarts grubunun üçüncü taşı hepimizin özü olan, bizim özümüz zaten sevgidir, aşktır. Işıktan ibaret varlıklarız biz, ışık varlıklarız. Dolayısıyla pembe kuarts kalp çakrasıyla rezonansa girdiği için sevgiye odaklı bir taş, aşka odaklı bir taş olarak kullanılır. Peki nasıl bunu kullanabiliyoruz? Yatak odanızda bulundurmanızı öneriyorum. Evet, kuarts grubunun bir diğer taşı da pembe kuarts. Bizim özümüz olan, aşk olan, sevgi olan ve bizim sevgi potansiyelimizi yükselten, kendimizi sevmeye yönlendiren, kendimizi sevme frekansımız yükseldiği zaman doğada var olan tüm varlıklara da sevgi yollamamıza neden olan en önemli taşlardan bir tanesidir. Bunu yatak odanızda bulundurabilirsiniz. Siz uyurken yaymış olduğu enerjiyle frekansınız yükselir. Sabah kalktığınızda kendinizi daha zinde, daha konforlu, daha yaşam enerjisiyle bütünleşmiş olarak hissedersiniz. Acı bedeninizde kodlanmış olan ve küçüklüğünüzde hatta geçmiş yaşamlardan, anne karnından, atalardan aktarılmış olan tüm olumsuzlukların kaydedilmiş olduğu acı bedeni temizlemeye ve şifalandırmaya yardımcı olan bir taştır. Pembe kuartı hayatınıza mutlaka dahil etmenizi öneririm. Özünüzle buluşmak, özünüzün yansımasını görebilmeniz için. Son olarak bolluk, bereket, zenginlik ve refahtan bahsetmek istiyorum. Bolluk, bereket derken sadece parasal anlamda konuşmuyorum. Çünkü bolluk, bereket dediğimiz zaman sadece paranın kanalının açılması değil, sıhhat de bolluk, berekettir. Dostluk da bolluk, berekettir. Arkadaşlık da bolluk, bilgelik de bolluk, berekettir. Güven, cesaret, hayatınızda hangi duygunun genişlemesini istiyorsanız sitrin taşıyla o bolluk, bereketi hayatınıza çekebilirsiniz. Sitrin taşını ayrıca tüccar taşı da demişler zamanında. Kasalarınıza, kasanıza bir küçük bir sitrin taşını koymak veya cüzdanınızda taşımak veya üstünüzde bir sitrin taşını kullanarak bolluk berekete odaklandığınızda, niyet ettiğinizde bu kanalı açmak ve yüksek benliğinizle irtibata geçebilmeniz için sağlayabileceğiniz çok önemli bir taştır. Demek ki kuarts grubunun ana 4 tane taşı, şifa taşı, depresyon yenen yani egoyu dönüştüren, zihnin dönüşümünü sağlayan taş, sevgi taşı ve bolluk bereket taşı. Tabii ki daha kuarts grubunun başka taşları da var ama ana 4 tane taşı sizlere tanıttım. Bunları kullanmadan önce sertlik dereceleri
Sertlik dereceleri 7-7,5 olduğu için rahatlıkla bunları yıkayabilirsiniz, toprağa gömebilirsiniz. Ve yıkadıktan sonra mutlaka haftada bir kere yıkayacaksınız, kimselere elletmeyeceksiniz, ayda bir dolunaya çıkarıp şarj etmelerini sağlayacaksınız. Ve tabii ki bunu programlamanızı rica edeceğim. Şimdi ben sözü çok sevgili Esin'e veriyorum. Size bunun nasıl programlanacağını gösterecek. Örneğin Esin'cim, şu pembe kuartsı alıyorsun ve sol eline alıyorsun, kalp hizasına getiriyorsun ve Yüce Rabbime, daima Yüce Allah'a hitap ediyoruz. Çünkü niyetimizi biz ona bildiriyoruz. Nasıl niyet ettiğimizi lütfen bir gösteriver. Taşımızı alıp kalp çakramımızın hizasına getiriyoruz. Çünkü burası bizim mabedimiz, sevgiyi yaydığımız yer ve Yaradan'la bir olduğumuz yer. Ve burada bir niyet cümlemiz var. Allah'a hitap ediyoruz. Yüce Rabbim, hepimiz biriz ve tüm maddelerin de yapı taşları, oluşumu birden gelmektedir. Bu kristalin içerisinde bulunan tüm yaşam enerjisini, tüm gücü, birliğin bütünün en yüksek hayrına aktive ediyorum. Şükürler olsun ve öyle de oldu diyerek taşlarımızın içindeki enerjiyi bütünün birliğin huzurunda bize destekçi olması için aktive ediyoruz. Böylelikle taşlarımız titreşimleriyle birlikte sevgi yolunda ve dönüşüm yolunda bizlere destekçi olmaya başlıyorlar. Bunu her taş için ayrı ayrı yapıyor olacağız. Taşların frekanslarını tekrardan aktive ediyor olacağız ve bize yoldaşlık yapıyor olacaklar. Evet, bu işlemi haftada bir gün tekrarlarsanız, yani hem yıkama işlemini, niyeti tekrarlamanıza gerek yok çünkü hafızasına bir kere yüklendi mi yeterlidir. Ancak henüz kanal açılmamışsa o niyeti tekrarlamanızda fayda var. Hepinize kristallerin gücüyle bol titreşimli, bol enerjili günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.